Opal Kazar'da Rooftop açılışında Nike'ın 50. yılını futbolla kutluyoruz ve bu futbol kutlamasının en önemlisilerinden biri alkışlarınızla Emirhan İkkan. Ve bu söyleşi tabii ki bu alkışları hak eden ayrı bir ekip için Sokrates ailesine de koyacağım ben bir alkış. Merhabalar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Opal Kazar'da çok güzel bir ortamda ve çok değerli konuğumuzla birlikte sizlerleyiz. Sevgili Emirhan İkkan bizle. Ben Erman Yaşar, Emre Özcan, Sokrates Dergiden, Esport'tan, futbol dünyasından özellikle. Bizleri de tanıyorsunuzdur muhtemelen ama günün yıldızı sevgili Emirhan. Onunla kendisinin futbola bakışını, futbolun geleceğini, futbolun gittiği noktayı konuşacağız. Futboldan çok konuşacağımız için çok muhtemelen Emre benden daha fazla konuşur. Ya. Öncelikle Emirhan'a bir kez de ben hoş geldin diyorum. Danimarka'daydı Ümit Milli Takım'la birlikte. Çok fazla dil yapma fırsatı bulmadan zor bir sezonun ardından şimdi tekrar çalışmalarına başlayacak kısa bir tatille beraber. Harikulade bir sezon geçirdi. Kendisi için önemli bir eşiği atladığı bir sezon geçirdi ve geleceğiyle alakalı hem kendisinin futbola bakışı ve futbol geleceği hem de genel geleceğiyle alakalı sizler konuşacağız. Bizim sohbetimizden sonra da nereden seçtiğimiz bazı arkadaşlarımızın sorularını da yanıtlayacak sevgili Emirhan. Emre, bu şekilde pası atayım. Evet, yani zaten biraz gecikmeyle başladık. O yüzden hem geldiğiniz için hem de bizi beklediğiniz için ben de teşekkür ederek sözlerime başlayayım. Hoş geldiniz. Emirhan, sen de hoş geldin. Tabii direkt girelim istersen Erman muhabbete. Ben şunu merak ediyorum Emirhan. Şimdi özellikle işte çok hızlı bir şekilde tempo devam ediyor. Milli takımlar, A milli takımlar, genç milli takımlar ara vermeden devam eden bir hazırlık süreci var. Biraz yoğun. Bu yoğunluğun nedenlerinden biri de muhtemelen pandemi. Yani pandemiyle birlikte takvim çünkü çok sıkıştı. Hem o pandemi hem de arkasından Dünya Kupası'nın Kasım ayına alınması o sıkışan takvimin biraz daha böyle bunalttı ve oyuncular için daha yoğun bir ortam başladı. Sen de muhtemelen bunun belki sıkıntılarını görüyorsun. Takım arkadaşların belki bunun sıkıntısını görüyor. Böyle yoğun bir takvimde hazırlık yaparken dikkat ettiğin ekstra şeyler oluyor mu? Evet, oluyor tabii ki. 3 yıldır bireysel antrenörle çalışıyorum bu durumlara alışık olmak için. Ve şans da bana güldü. Bu durumlara alışık olduğum için beni yanıltmadı. Ben şunu sormak istiyorum. İlk aklıma gelen, geçtiğimiz sene ilk kez, daha öncesinde 16 yaş altı milli takımında, 18 yaş altı milli takımında seni yakından takip edenler ya da Beşiktaş altyapısını yakından takip edenler seni ve hatta senin gibi 5-6 ismi daha çok yakından biliyorlardı. Ama geçtiğimiz sene futbol kamuoyunun birçok büyük bir bölümüyle tanışma ve kendini gösterme şansı buldun. Şunu sormak istiyorum. Şimdi Rıdvan senden birkaç sene önce A takıma çıkıp bugün Avrupa yolunu tutmuş isimlerden biri oldu. Keza Ersin yine senin gibi altyapıdan gelip şu anda kalıp kalmayacağı belli değil ama önünde mutlaka bir Avrupa geleceği gözüken oyunculardan biri. Senin hedeflerin açısından mutlaka Avrupa bir yerde duruyordur ama bununla alakalı net bir tablo çizdin mi kendine? Ben önce Beşiktaş'ta bunları yaparım, sonrasında Avrupa'nın acelesi yok gibi. Yoksa daha çok yeni benim için, zaten ilk senemi oynadım. Henüz çok net bir yol haritası kendime çizmedim diyor musun? Evet, hedeflerim var. Beşiktaş'a ve ülke futboluna katkılar sunmak istiyorum herkes gibi. Hedeflerimden biri 5 büyüklükte oynayabilmek, Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilmek. Çünkü her futbolcunun hayalidir Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilmek ve ülkemiz için o 2002 gibi Dünya Kupası'ndaki ortamı yaşayabilmek ve ortamda bulunabilmek en büyük hayallerimden birisi. Ama şu an için adım adım gitmek gerekiyor. Önümüzdeki en kısa yol neyse onu gerçekleştirmek.
Şunu da sorayım hemen. Demin çıkmadan önce kendi aramızda konuşurken abi ikinizin anlattığı maçları çok seviyorum dedin. Muhtemelen Premier Lig fazlasıyla takip ettiğin liglerden biri. Premier Lig'i, Premier Lig'deki oyunu seviyorsun. Tabii ki çok fazla alt yaş gruplarında ve işte U16'da, U18'de yabancılarla oynama şansı da buldun. Nasıl buluyorsun oradaki oyunu ya da 18 yaşında genç bir oyuncu olarak futbolun gelişimini, oradaki seviyeleri ne şekilde görüyorsun? Abi bizden çok yukarıda oldukları kesin. Bizim onlara yetişebilmemiz için oradaki sistemi buraya inşa etmeye çalışıyoruz ama önce fikirleri değiştirmek gerekiyor bence. Fikirleri değiştirdikten sonra işler de oluşabilir bence. Peki oyuncu tiplerine baktığın zaman Emirhan, yani en büyük farkı ne olarak görüyorsun? Yani dışarıdaki oyuncular, dışarıdaki genç oyuncular, biz, bizim ligimizde oynayan yabancı oyuncular dahil olmak üzere Türk oyuncular. Sence en büyük fark ne? Bence en büyük fark disiplin. Oradaki insanlar o kültürü yaşıyorlar, oradaki atmosferi biliyorlar. Biz buradan böyle kendi çabalarımızla çıkmaya çalışıyoruz. Bir de imkan farkları var tabii. Orada çocuklar kaç yaşında başlıyor bilmiyorum ama küçük yaşta başlıyorlar ekstra çalışmaları. Biz burada o seviyeye geldikten sonra çalışmaya başlıyoruz. En büyük farkı bu oluşturuyor. Temelimiz sağlam olmadığı için. Onlar temelden başlıyor. Biz de yetişmeye çalışıyoruz ama fark kapanmıyor işte. Arada bir böyle özel yetenekler çıkıyor. Arda Güler gibi mesela. Öyle farklar kapanıyor. Peki disiplin dedin ve az önce bireysel bir antrenörüm var, onunla beraber çalışıyorum dedi. Evet. Benim seninle alakalı çok merak ettiğim bir şey var. Sen ilk çıktığın maç, yanlış hatırlamıyorsam, Çaykur Rizespor maçıydı. İlk Süper Lig'de değil mi oynadın? Evet, evet. Çok etkileyici bir performanstı. Hemen arkasından yine bir Gaziantep maçı, bir 60 dakika oynamıştın orada. Yeteneğin zaten direkt bir şekilde belli ediyor kendini. Ama benim sende gördüğüm en büyük fark yetenekle beraber, kendi yaş grubu içerisinde fizik olarak, fizik çatın çok yukarıda, çok hazır bir şekilde gördüm seni Süper Lig'de ve bacaklar kapkalın. Ya ben direkt bacağa bakıyorum zaten. Yani gerçekten öyle, yakından da öyle ama bu ekrandan da net bir şekilde belli oluyor. Bence sen kendi yaş grubu içerisinde fizik olarak en hazır oyunculardan birisin. Belki de en hazırısın. Ki ben senin yaş grubundaki oyunculara bakınca Süper Lig'de ilk 11'e de, kendi takımındaki ilk 11'e de en yakın oyuncu olarak seni görüyorum. Fizik kalitenin bu kadar yukarıda olmasında bunu fark edip üzerine kendi çalışman var mı yoksa genetik mi bu? Vallahi bilmiyorum abi. Küçükten beri biraz böyle genetiklik var ama çalışmak tabii en önemli faktör. 3 yıldır devam ediyorum. Onun üstüne ekstra çalışmalar da ekliyorum. Böyle atletizm dersleri gibi böyle koşu stilimi değiştirebilmek için. Onlarla birlikte gelişiyor tabii doğal olarak. Peki şunu merak ediyorum ben bir de. Yani demin de konuştuk. Oyun çok değişiyor, işte oyun çok farklılaşıyor diye. Büyük takımlar, Avrupa'da büyük teknik direktörler her gün yeni oyun yapıları ortaya koyuyor. Farklı oyun yapıları ortaya koyuyor ve birçok oyuncu çok genç yaşlarda da değil, artık 22, 23, 24 yaşından sonra bile pozisyon değiştirebiliyor bir teknik direktörün kendi mantalitesi altında. Bunu birçok oyuncuda gördük. Örneğin işte Kevin De Bruyne Bundesliga'da çok da genç bir oyuncu değilken kenar oyuncusuydu. Orta saha oyuncusuna evrildi Manchester City'de. Sen ve yani günümüz futbolu biraz bunu talep ediyor da. Yani birçok oyuncudan birçok pozisyonu oynayabilmek, gerekirse forvet oynayabilmek sahte 9 olarak, gerekirse kenara atılabilmek, gerekirse biraz daha derinde oynayabilmek. Sen kendini en rahat, yani şu anda kendi natural pozisyonunu tam olarak ne tanımlıyorsun ve nerelere evrilebileceğini düşünüyorsun? Var mı bununla alakalı bir düşüncen? Evet. Kendi asıl mevkim, en rahat ettiğim mevki 8 numara pozisyonu, çift yönlü gidip gelmeli box to box. Ama hocalarım da farklı yönlerde kullanabiliyor. Kanatta, forvet arkası, 6 numara, forvet, aslında futbola forvet olarak başlamıştım. Her mevkide oynayabileceğimi düşünüyorum. Bunları da yapabilmeye çalışıyorum ama asıl rahat ettiğim pozisyon 8 numara. Zannedersen biraz daha böyle üçlü orta sahada. Evet, 8 üçlü sahada. Arkamda bir defansif orta saha, önümde bir ofansif orta saha. Ben iki tarafı köprü da. Köprü oyuncu aynen. Olarak. Ama yani ikili orta sahalarda da başarılı performanslarını gördük. Seni üçlü hücum hattında, kenarlarda ya da böyle forvet arkasında biraz daha merkezli konumlandıran teknik adamlar da gördük. Hepsinde de belirli bir standardı ortaya koydun.
Gerçekten benim de dikkat ettiğim ve seninle alakalı merak ettiğim şeylerden biriydi bu. Aslında biraz daha kaleye yakın oynamak, teknik kalitemle beraber, daha doğrusu tecrübeyle beraber skor kapasitemi biraz daha artırıp kaleye yakın daha iyi performans gösterebilirim belki ileride diyor musun? Yani kaleye daha yakın oynarsam daha yüksek skorlar yapabileceğimden kendi adıma eminim. Çünkü öyle bir hissiyat oluyor insanların içinde. Ben de o hissiyatı kendimde buluyorum. Böyle hissediyorum bazı topların topun nereye düşebileceğini, nereye gidebileceğini. Öyle pozisyonlar olduğun zaman avantajım oluyor. Yani onları değerlendirebileceğimi düşünüyorum. Ama son maçlarda da hocam benden biraz daha defansif yönü kullanmamı istedi. Çok fazla ataklarda görmemişsinizdir zaten son maçlarda. Ya tabii oynadığın pozisyon ve role göre çok değişiyor bu ama evet. Yine ilk maçlarında seninle beraber saha içerisinde en etkileyici şeylerden biri bence ki bu Arda Güler'de de var bana kalırsa. Evet. Ceza sahasında boş alanlara, o küçük ceplere ya da küçük alanlara sürekli girme çabanız var. Sürekli oradaki alanları, o boşlukları görüp oraya doğru koşu atma düşünceniz var. Bence bu da çok önemli ki yani zaten 8 numaralarda da yani 3'lü orta sahada ya da 2'li orta sahada olsun en azından bir orta saha oyuncusunun o ceza sahası koşularını yapması şu anda yani trend futbolunda en önemli noktalarından biri büyük ihtimalle. A takım yolculuğun kupayla başladı. Yani 80. dakika civarı girmiştin yanlış hatırlamıyorsam Süper Kupa maçına ve kupa kazanarak başladın. Sonrasında işte Beşiktaş tarihinin en erken gol atan ikinci oyuncusu oldum Batuhan'dan sonra yanlış yine hatırlamıyorsam. Oldukça yani birçok oyuncu için son derece nasıl söyleyeyim iyi bir başlangıç. Yani birçok oyuncunun bir Beşiktaş'ın bir Süper Kupa maçında 17 yaşında sahaya girip sonrasında kupa kazanması yine görece problemlerin olduğu bir sezonda o takıma girip sahada fark yaratması attığı gollerle oynadığı oyunda takım içinde çok sevildiğini biliyorum. Benim de bir takım işte arkadaşlarım ya da duyduğum şeyler var. Kendini nasıl hissettin? Bir de şampiyon bir takıma girmiştin. Yani sezon başı başlarken son şampiyon takımın bir parçasıydın. Çok değerli oyuncuların da transfer edildiği bir takımın parçasıydın. Nasıl hissettin kendini o oyuncular arasında ve yani ne bileyim Pjanic'e baktın mı? İşte Josef'e bakıyor musun? Neler yapıyorsun? Bunları merak ediyorum açıkçası. Evet. Benim için çok güzel anlardı. Bana güven duygusu kattı ve onlara da güven duygusu kattı. İlk sahaya çıktığımda büyük ihtimalle böyle pas atarken küçük bir çekinceleri vardı çünkü ilk defa sahaya çıkıyorum. Ama ben bir şeyler yaptıktan sonra, başardıktan sonra onların içinde de bir korku kalmadı. Pas atarken acaba kaptırır mı, ama acaba heyecanlanır mı diye. Pas atarken daha bir güvenli şekilde korkusuzca pas atmaya başladılar. Ondan sonra da ilişkiler doğal olarak, mesafe olarak kat etti. Pjanic'le de, Josef'le, Oğuzhan abiyle, Umut abiyle, hepsiyle görüşüyordum ama özellikle Pjanic'le vakit geçirmeye çalışıyordum. Çünkü kiralık bir oyuncuydu. Bir sezon bizde kalacaktı. Ne kadar onunla vakit geçirsem benim için iyi olduğu için onunla sürekli vakit geçirmeye çalışıyordum. En enteresan ne gördün Pjanic'te? Yani yakından, antrenmanda da çok yakında, çok fazla zaman geçirme şansını elde ettin. Abi, neyi aldın ilk diye sorsam ne cevap verirsin? Adam top gelmeden 3 pozisyon önce şeyi tahmin ediyor. Forvetle ilişkisine bakıyor. Forvet nereye koşu yapıyor. Herkes buraya atmasını beklerken o bu tarafa atıyor. Attı son maçta ülkesindeki son maçında Dzeko'ya yaptığı bir asiste herkes ona pas iade etmesini beklerken bir anda tek pasla golü attırdı. Bu özelliği en çok kaptığım şeylerden biri diyebilirim. Yaklaşım nasıldı sana ve diğer gençlere? Çok iyiydi. Yani herkesle antrenmanlardan sonra bizim Antalya'da Ocak'ta kamp vardı, devre arası kampı. Orada da sürekli genç oyuncularla antrenmanlardan sonra konuşuyordu. Onunla birlikte oynadığımız zamanlarda da beni takip et işte ben nereye gidiyorsam sen de diğer tarafına gibi. Onlarla sürekli konuşuyordu. Şunu soracağım. Türkiye'de altyapılar ciddi bir problem. Bunu ya zaten Türk futbolunun en temel sorunlarından biri. Ben senin yaşındayken de bu konuşuluyordu. Aradan 20 sene geçti. Hala bu konuşuluyor. Evet, Türkiye özellikle 2000'li yılların başında iyi bir jenerasyon yakaladı. Ve o jenerasyon hem kulüp bazında hem milli takım bazında belki ülke tarihinin
en önemli başarılarına imza attı. 2000'lerin sonuna doğru küçük bir ara jenerasyon da yakaladı. Ama genel olarak yani 70 milyon, 80 milyonluk bir ülke olarak milli takımımızın yarısının neredeyse yurt dışından, işte Almanya'dan yetişen, Hollanda'da yetişen, oralarda oynayan, Avusturya'dan çıkan oyunculardan çalışıyoruz ya da alabiliyoruz. Çünkü çok fazla oyuncu yetiştiremedik son dönemde, en azından kaliteli. Yine de özellikle senin de çıktığın altyapı düşünüldüğünde, Beşiktaş altyapısı düşünüldüğünde, Necip Uysal'dan sonra çok fazla oyuncu çıkmayan bir 7-8 seneden sonra olumlu yönde bir ivmesi var Beşiktaş altyapısının. Son 2-3 senede çok iyi oyuncular çıktı, çok iyi oyuncular çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde U16 mıydı, U17 miydi? 17. U17 takımı şampiyon oldu. Orada da çok yetenekli oyuncular göze çarptı. Sen de oralardan geldin. Hatta daha 1-1,5 sene önce oralardaydın. Daha iyi olduğunu düşünüyor musun? Yani sen Beşiktaş altyapısındaydın ama genel olarak başka takımlara da gittiniz, maçlar yaptınız, sahalar, imkanlar. Yoksa hala ciddi problemler olduğunu düşünüyor musun? Yani o kadar çok aslında fark var gibi ama biz bunları kapatmaya çalışıyoruz tabii kendi açımızda. Bizim de bu sene Youth League maçlarımız vardı Şampiyonlar Ligi'nde. Bence hiçbir maçı kötü oynamadık. Hatta çok daha iyi maçlar çıkardık. Bir maçımız hariç hep çok iyi maçlar oynadık. İlk maçımız Dortmund'daydı. 3-2 kaybettik ama bizim ilk maçımızdı. Yani ben sadece 45 dakika bir hazırlık maçı oynayıp o maça çıkmıştım. Adamlar 3 hafta normal turnuva yapmış, ligi başlamış, 5. haftasını oynuyor. Aramızda çok fark vardı fizik olarak, kondisyon olarak. Benim dakika 90 olmadan ayağıma kramp giriyor, adam çıkıyor, %100 sprint atıyor dakika 90'da. Maçı dakika 80, 2-2 idi maç. Son 10 dakikada maçı verebildik. Çünkü fizik gücümüz kalmadı artık, koşacak gücümüz kalmadı ama adamlar hala diriydi. Biz de bir şey yapamadık. Mecbur kaybettik maçı yani. Ama diğer maçlarda mesela Sporting Lisbon, orada da çok iyi futbolcular vardı. Onlarla hep başa baş mücadele ettik. Lisbon'u da yenebildik. Grubun en güçlü takımıydı aslında. Yendiğimiz tek takımdı ama maçlar hiç öyle gitmedi yani. Kaybedeceğimiz hiçbir maç yoktu. Farkları da bu şekilde kapatmaya çalışıyoruz. Aslında ne kadar o turnuvaların içinde olursak bizim için o kadar iyi. Çünkü hepsinden birer tecrübe kazanıyoruz. O ambiyansı görüyoruz. Alt yaş kategorilerinde de çok turnuvalara gittik zamanımızda. Emrah Bayraktar'da sportif direktörü galiba. Onun zamanında biz çok turnuvalara gittik. Oralardan çok şeyler kaptık aslında tecrübe olarak. Bizim için çok iyi oldu. Yani sen de fizikalite farkına dikkat çekiyorsan yani işimiz çok iyi değil demektir belki ama şeyi soracağım ben. Az önce Pjanić ile alakalı çok güzel şeyler söyledin. Şimdi tabii aynı durum değil ama sen de alt yaş gruplarından A takıma çıktın. Süper Lig'de forma giydin. Hatta işte son 5 maçta da Valerian İsmail Hoca'yla ilk 11'de 3-4 tane maça çıktın. Ciddi süre aldın. Böyle bir ortamda alt yaş gruplarındaki eski takım arkadaşlarınla ya da oradaki yeni çocuklarla alakalı ne görüyorsun, nasıl hissediyorsun? Onlar için muhtemelen muazzam bir örneksin şu anda. İlişkin nasıl? Onlar için kendini daha farklı bir sorumluluk sahibi olarak hissediyor musun? Antrenmanlarda nasıl ilişkiler kuruyorsun? Onu da çok merak ediyorum ben. Ben sürekli onlarla konuşuyorum zaten. Gerçek arkadaşlarım onlar. Fazla arkadaşım yok. Sadece futboldan arkadaşlarım var. Vakitlerimi de onlarla geçiyorum. Olabildiğince onlarla konuşuyorum. Onlara bir şey anlatmama gerek yok. Çünkü her gün birlikte olduğum için konuşuyoruz. Sohbetleri geçiyor. Aşağıda da altyapılarda çok iyi futbolcular var. Özellikle Beşiktaş altyapısına tanıdığım için. Galatasaray altyapısında Emirhan Kayar var. 2005 doğumlu orta saha. Bence çok yetenekli bir futbolcu. Bizim altyapımızda Semih Kılıçsoy forvet. Demir Ege Tıknaz kötü bir sakatlık geçirdi çapraz bağlarından. Çok yetenekli futbolcular var. Şans gelirse bence hiçbiri kimsenin yüzünü kara çıkarmayacak. Hepsi de çok iyi top oynayacak. Ben eminim. Çok iyi futbolcular var yani. Kimse sorun etmesin ileriki 10 yıl için. Senin örnek aldığın ya da bu adam gibi olmam lazım ya da olabilirim dediğin, özellikle ilk başladığında ya da 10-11 yaşındayken, yani şu anda da olabilir, hala çok genç bir oyuncusun. Kendi pozisyonuna yakın bir oyuncu olabilir, farklı olabilir. Ligden olabilir, dışarıdan olabilir. Kimlere bakıp bu adam gibi olursam çok iyi olur diyorsun? Küçükken
Cesc Fabregas'ı çok severdim. Tam da senin pozisyonun oyuncusu. Evet. Arsenal'deyken, sonrasında Chelsea'deyken. Ama şu an için Kevin De Bruyne ve İlkay Gündoğan'ı seviyorum. Hatta birkaç maç Kevin De Bruyne'yi gördüğüm ve yaptığım pozisyonlar olmuştu. Korner sonrası tekte savunma arkasına attığım toplarda. Ondan görerek yaptığım hareketlerde hafızama kazıdığım. Zaten maçlardan önce, daha önce söylemiştim. Mario Gomez'in videolarını izleyip çıkıyorum. Mario Gomez, yani... Mario Gomez gol videoları böyle bir daha böyle şey getiriyor, insana ilham katıyor. Hı-hı. Benim için daha iyi oluyor. Yani Fabregas zaten böyle çok büyük oyuncu tabii. Yani acayip bir teknik kalitesi vardı ama mesela sen muhtemelen Fabregas'a göre profil olarak biraz daha çok yönlü bir oyuncusun. Yani mesela Fabregas'ın hiç ceza sahası koşusu yoktur ya da Fabregas topla böyle senin yaptığın gibi mesafe kat etmez. Yani 2-3 oyuncuyu arka arkaya eksilten... Çok fazla performansı yoktur. Onu ben de bilmiyordum. O benim öyle bir özelliğim olduğunu 15 yaşına kadar haberim yoktu topla böyle bildiğim. Yani U14'te, U13'te hiç böyle bir özelliğim yoktu. Bernizmo maçında sağ kenarda 2-3 oyuncuyu geçtiğini hatırlıyorum, evet. Çünkü ilk maçında da. U15 liginde bir maçta öyle topu alıp gidesim geldi. Gittim, sonra öyle bir özelliğim olduğunu fark ettim. Öyle kaldı. Peki demin ben forvet başladım, sonrasında daha geriye geldim dedin. Tam olarak nasıl oldu? Yani muhtemelen bir hocanın uyarısıyla oldu ama tam nasıl oldu o hikaye merak ettim. İlk başta futbola forvet olarak başladım. Sonra Beşiktaş seçmelerine katıldığımda stoper oldum. 2 sene boyunca stoper oldum. Florya Spor'da ya mıydı? Futbol okuluydu. Evet. Tam adı Florya değil ama Beşiktaş'a geldiğimde 2 yıl boyunca stoper oynadım. Sonra hocama söyledim. Hocam ben aslında forvet oynuyordum. O ara forvete geçtim. İlk maçta U11 ligiydi. İlk maçta sonradan oyuna girdim, gol attım. İkinci maç forvet başladım, gol attım. Asıl oynayan arkadaşım şu anda 19'da Azat. O oyuna girecekti. Dedim herhalde ben çıkıyorum. Kenara doğru geldim. Bir anda hoca dedi orta sahasın. O 11'deki o maçtan sonra da orta saha kaldım. Enteresan bir... Evet. Harika hikaye hakikaten. Hiç şey yapıyor musun peki? Yani herhangi bir hocana pozisyonla alakalı danıştın mı? Mesela Trent Alexander-Arnold'un böyle bir hikayesi var. Şöyle ki o da orta saha karakterli bir oyuncu. Orta saha oynamış. Hatta yani bundan 3-4 sene öncesine kadar ya da 5 sene öncesine kadar Liverpool'un 19 yaş altı takımında ki o dönem hocası Pep Reinders, şu anda Jürgen Klopp'un yardımcısı. Onu 3-4-3'ün 3'ün savunmanın savunma yönünde 6 numara olarak oynatıyor. Ama sonrasında hocalarıyla danışıyor. Reinders'le konuşuyor. Altyapısındaki hocasıyla konuşuyorlar. Ben en iyi nerede kendimi gösterebilirim? A takıma en iyi nerede çıkabilirim? Sağ bekte bir boşluk görüyor hocaları. Diyorlar ki yani sağ bek şu anda boş. Orada bir çıkış şansı olabilir. Oraya yönelebilirsin. Trent düşünüyor üzerine. Mantıklı buluyor. Ve sonrasında sağ bek üzerine çalışmaya başlıyorlar. Mesela bu benim çok hoşuma gitmişti ilk öğrendiğimde. İki tane hocasıyla kafa kafaya vermesi. Kendisi için nereden bir A takıma çıkış yolu olabileceğini düşünmeleri. Ve bir karar verip sonrasında onun üzerine gidip bir anda o pozisyonda dünyada sayılı hatta belki en iyi oyuncusu haline gelmesi. Senin de böyle hiç danıştığın, düşündüğün, merak ettiğin, acaba şurada yapabilir miyim dediğin ekstra enteresan pozisyonlar var mı? O yüzden merak ettim ben biraz. Benim öyle bir imkanım olmadı ama hep orta sahada kendimi rahat hissettiğim için sorun olmadı. Bir de ben altyapıdan beri, başladığımdan beri sağ bek, sol bek, stoper, kale, orta saha, sağ oynadım. Açık, sol açık, forvet hepsinde oynadım. Lig maçında kaleye geçtim. Arkadaşım kırmızı kart gördü. Oyuncu değişikliği dakikaya kalmayınca da ben geçeyim dedim. Öyle kaleye geçmişliğim var. Sol bek, sağ bek oynamışlığım da var. Bütün mevkileri oynadım yani. Yani işte az önce dedim ya. Biraz bilgi sahibim var hepsiyle. Çok yönlüsün yani. Dripling var, pas var, koşu var, topla beraber mesafe kat etme var, şut var, ön sezi var. Yani belki bu yüzden bütün pozisyonlarda oynadın. Belki de bütün pozisyonlarda oynaman seni bu kadar komple bir oyuncu haline getirdi. Yani tavuk mu yumurtadan çıktı, yumurta mı tavuktan bilmiyorum ama ikisi de birbirini beslemiş gibi gözüküyor orada. Evet, öyle oldu. Hocalarım biraz şey oldu, çok sakatlık oluyordu bazen. Eksik adam olunca direkt beni koyuyorlardı. Ben de tamam diyordum yani mecburen oynuyorsun. Necip Uysal gibi. Necip abi de nereye koyarsan koy oynuyor ya. Ben de altyapıda öyleydim. Hocam Semih Hoca var, Semih Sezerli. O da öyle diyordu bana. Her yere koyuyorum, koyduğumda oynuyorum diye. Bir de şeyi merak ediyorum ben. Az önce takım arkadaşlarımla çok yakın olduğundan bahsettin. Yani 6 yaş gruplarındaki takım arkadaşlarıyla sürekli beraber zaman geçirdiğinden bahsettin. Şimdi futbolun gittiği bir yerde var.
Oyun çok hızlanıyor, oyun değişiyor, taktikler, sistemler sürekli yenileniyor ve artık birbirine takımlar çok daha hızlı reaksiyon veriyor. Bir takım kural değişiklikleri de gündemde biliyorsun Emirhan. Şimdi taşların tekrar ayakla kullanılması gündemde. Bu denenecek gibi gözüküyor önümüzdeki turnuvalarda. Keza yeni bir haber çıktı bundan bir hafta 10 gün önce ya da maksimum 2 hafta önce. Hollanda 2. liginde 2023-2024'ten itibaren süre 60 dakikaya iniyor. Oyun top oyundan çıktığı anda süre duracak. Taşlar yine ceza sahası şeyden ayakla kullanılacak. Serbest vuruşları dribbling ile başlatma şansı verilecek gibi gözüküyor. Yani farklı denemeler var. Bunun da en büyük nedenlerinden biri olarak ben şunu görüyorum. Yeni neslin eskisi kadar, yani daha doğrusu eski nesiller kadar maç izlemediğine dair yaygın bir kanı var şu anda. Bunun üzerine araştırmalar da var. Sen de aslında Z kuşağını temsil ediyorsun biraz. Evet. Sen maç izliyor musun, maç izlemeyi seviyor musun? Az önce bize söyledin ama gerçekten her boş anında futbol maçı izlemek istiyor musun? Ki olmayabilir. Yani sayısız mükemmel sporcu var. Sadece kendi sporlarını yapıyorlar ama boş zamanlarında farklı şeyler yapmayı tercih edip kendi sporlarını izlemiyorlar. Sen öyle misin? Onu merak ediyorum. Takım arkadaşların öyle mi? Oyuna bakışınız nasıl? Çünkü Z kuşağı şu anda özellikle e-sporun çok yukarı çıkmasıyla beraber biraz futbol izlemekten, sporu izlemekten uzaklaşıyor gibi gözüküyor. O ilgiyi tekrar çekmek için de bu kural değişiklikleri gündeme geliyor gibi geliyor bana biraz. Ben abi, beni tanıyanlar bilir. Ben küçüklükten beri full maç izlerdim. Yani, 4 yaşımdan, 3 yaşımdan beri. Evde o zamanlar Lig TV, Dijitürk yoktu. Abimle sürekli Beşiktaş maçlarını izlemek için kafelere giderdik. Basketbol maçlarını da çok izliyordum. Futbol maçları keza. Eve Dijitürk aldıktan sonra bütün maçları izleme fırsatım oldu ve her fırsatım olduğunda maç izlemeye çalışıyorum. Hem ileriki hayatım için, pozisyon bilgisi için. Onun dışında da basketbol maçlarını çok izliyorum. Küçükten beri Beşiktaş'ın 2011 zamanındaki özel kadrosu, 4 kupalı şampiyon olduğu zamandan beri bütün maçlarını takip ediyorum. O zamanlar kombinem falan da vardı. Maçlara gidiyordum sürekli. Aa, çok güzel. Evet. Ya, maç olduğu zaman kaçırmıyorum. İzliyorum. Ligin yarısı İstanbul takımı oldu. Bu senin işine geliyor mu? Yani ben evet, futbolcu... Geliyor. Aynen onu yani mesela izleyen için çok güzel bir şey olmayabilir ama futbolcu için bence... Aynen. Ya ben de futbolcu olsam hani şehir dışına hiç çıkmayıp 8 tane İstanbul takımıyla 2 haftada bir oynasam mutlusun bu durumda. Hadi plasman yapmak da güzel değil midir ya? Ya evet, ya ben... Farklı şeylerde farklı yemekler evet, yemek vesaire. O güzel oluyor ama daha yani bazı futbolcular mesela kolay oluyor. Ama böyle deplasmanlara böyle gitmek istiyorsun. O atmosferi yaşamak istiyorsun. Ben de bunları yaşamak isterdim. Böyle memleketim sayılır yani. Bandırma'nın gelmesini mesela çok istiyordum. Oraya gitmek isterdim maç deplasmanlarına. Ama o İstanbul'da olması için, İstanbul'da olması futbolcular için büyük avantaj. Çok yani yoğun bir tempo var zaten. Kendi dinlenme süreleri. Çünkü maçı oynuyorsun. Tabii özel uçakla gittiğin için çok sorun olmuyor ama yine gece 2'de 3'de geliyorsun evine. İstanbul'da o zaman maçtan çıkıyorsun, arabana biniyorsun, evine gidiyorsun. Çok sorun olmuyor futbolcular için. Peki, evet. Gidişat nasıl görüyorsun? Yani şöyle bir şey sorayım ben sana. Şimdi son dönemde özellikle, ya bunda ekonomik nedenler de faktör olabilir. Anadolu takımlarının ciddi bir çıkışı var. Anadolu takımlarının yükselişine bakışın ne? Bunun altında farklı bir şey görüyor musun? Yoksa özellikle bu yabancı kuralının değişmesiyle beraber onların yabancı transferlerinde biraz daha iyi performans göstermesi mi sadece aradaki farkı kapatmalarına ve biraz daha işte İstanbul büyüklerine göre daha iyi performans göstermelerini sağladı? Abi, bence oyuncu kalitesiyle ilgili. Yani bu sezon Konya Spor maçı benim en zorlandığım maçlardan biri diyebilirim. Çok iyi takım değil mi? Evet, çok iyi takım. Özellikle kaleci Şeyç. Yani ben böyle bir ayak görmedim yani Süper Lig kapsamında. Adam tek pasla 5 kişiyi düşürüyordu oyundan. Artık şuraya atsa da kapayım diye bakıyorsun ama olmuyor. Adam oynuyor ileri, bir anda 5 kişiyi düşürüyor. O maç benim için en zor maçlardan biriydi mesela. Takımlar sanki böyle daha bir oturaklı artık. Yani hocaların da bence kendi düşünceleri artık yeni nesil futbol olduğu için oyunları da bu şekilde oynatıyorlar. Oyunlar da o yüzden zevkli oluyor ve Anadolu takımları da büyük takımlar gibi oyunlar oynamaya çalışıyor. Bence de başarıyorlar yani. Başarılı buluyorum. Yavaş yavaş toparlayacağız. Çünkü seyircilerimizden de sana birkaç tane soru gelecek. Senin ama aklında
kalan yani bir şey varsa. Yaşı anlamadım ben ama yok şey aynen. Yapalım geçireyim seyircilere. Çünkü... Ben son bir de şunu sorayım. Zaten bir milli takım oyuncususun. Henüz daha milli takıma çıkmasan da ama muhtemelen 1-2 sene içerisinde belki daha kısa bir zamanda A milli takımına da seçileceğin her şey normal akışında gittiği takdirde öyle olacaktır. Bu yetenek setiyle beraber. Herhangi bir temasın oldu mu Stefan Kuntz'la ya da o ekiple? Yoksa sen daha en üst kendi milli takımında... Vallahi şu an bende bir temas olmadı. Kendi milli takımımdayım. Orada oynamaya çalışıyorum şu anlık. Farklı bir bilgi yok benim durumumda. Yani çok muhtemelen bir iyi sezonla daha yavaş yavaş milli takım havuzuna doğru gireceksindir diye düşünüyorum ben de. Sorulara geçelim o zaman. Evet, sorulara geçelim. Çok teşekkürler sana tekrardan. Öncelikle bizim sorularımıza içtenlikle yanıt verdiğin için. Bir arkadaşımız olacaktı ve kendisi soru sahiplerine mikrofonu iletecekti. Evet. Diğer mikrofon. Ha, şimdi ses açık. Çok teşekkür ediyorum. Hem bir yandan böyle soru sayımızın fazla olduğunu biliyorum ama bir taraftan da soru uzmanları buradaydı. Birçok sorumuza cevapladık. Devamında bir turnuva var. O turnuvanın çok heyecanlı sporcuları var. Seni çok beklediler. Bir finali de bekliyorlar. O turnuvanın bir oyuncusu var ki hani hem tanıştırayım. Şu ana kadar gol kralı Deniz bizlerle. Deniz'in sana bir sorusu var. Devamenden Deniz'in sorusundan sonra da ben finale geçmek isterim ki hem saat anlamında hem cuma günü hem de seni daha fazla tutmayalım. Deniz'ciğim söz sende. Merhaba ilk öncelikle. Benim sorum bizim gibi futbol sevdası gençlere bir önerim var mı? Bunu sormak istiyorum. Benim en büyük önerim şans yarın gelecekmiş gibi hazır olma genç oyuncuların. Çünkü şansın ne zaman geleceği belli olmuyor. Hemen bir gün sonra olabilir o şans. O şans geldiğinde de hazır olmak gerekiyor. Teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. Bence Deniz içine biraz anlamlı. Bugün böyle bir sürpriz bir turnuvada beklenmedik bir günde. Çok popüler bir isim oldu. Belki devamında hayatında daha güzel şeyler olur. Ben kapanışın sözleri sizlere bırakıyorum. Tekrardan sevgili Emirhan İlkan'a ilk olarak teşekkür ediyoruz. Sonrasında da Hop Alkazar'da bu güzel etkinlikte Nike'la beraber bizlerle buluştuğunuz için ve bizlere eşlik ettiğiniz için sizlere hepinize teşekkür ediyoruz. Bir başka etkinlikte görüşmek üzere. Sevgili Emirhan için bir kez daha alkış rica ediyorum ben. Kendisi çok az dinlenip hemen yeni sezona hazırlanmaya başlayacak. Sana hem önümüzdeki sezon hem de daha sonraki sezonlarda bol başarılar diliyorum. Umuyorum geçen sene sadece bir fragmandı. Çok daha iyilerini göreceğiz ve daha ileride tekrar başka yerlerde de buluşmak üzere. Bir kez daha teşekkürler Emirhan. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler Emirhan.